Güney Avustralya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada fiziksel aktivitenin hafif ve orta derecede depresyonda, anksiyetede yani kaygı bozukluklarında ve psikolojik stresle bugün yaygın olarak kullanılan ilaçlarda yani en başta da antidepresanlardan ve psikoterapiden bir buçuk misli daha faydalı olduğu sonucuna varılmış. Bu çok önemli bir makale çünkü bugüne kadar 130 bine yakın insan üzerinde yapılan binden fazla araştırmanın değerlendirildiği 100 kadar makalenin yeniden değerlendirilmesi şeklinde yapılmış. Yani bu size belki biraz karışık geldi ama Şöyle söyleyeyim. Hani bir hoca vardır, bir de hocaların hocası vardır. Yani bu bahsettiğim e, makale de hocaların hocası gibi makalelerin makalesi. Yani çok geniş kapsamlı, çok sayıda insan üzerinde yapılan kontrollü çalışmaları değerlendiren bir makale. Şimdi gelin bu makalede ne gibi sonuçlara varılmış onlara bakalım. Bunlardan birincisi ve en önemlisi bence şu. Siz fiziksel aktivite yapın da bu ne türlü olursa olsun. Yani ister yürüyün, ister hafif koşular yapın, ister bir bisiklete binin ister yoga veya pilates yapın ister direnç egzersizleri yapın ister denizde yüzün netice değişmiyor. Bütün olay sizin kaslarınızı, eklemlerinizi oynatmanızda yani hareketle olmanızda yatıyor. Egzersizin ne kadar yoğunsa ve süresi ne kadar kısa ise bunun da bu ruhsal hastalıklara o kadar faydalı olduğu sonucuna varılmış. Bu çok mantıklı. Çünkü egzersiz süresinin uzaması bu insanlarda zaten ruhsal sorun olan insanlarda bir türlü uyum sorunu yaratabilir. Onun için sürenin kısa olması önemli ve hafif olmaması da lazım. Yani böyle sallana sallana yürümek yerine tempolu yürümek mesela bu araştırmanın da ortaya koyduğu gibi daha faydalı bulunmuş. Ama ben şunun altını çizmek isterim iki sebeple. Birincisi elbette bir ruhsal hastalığı olan da depresyon gibi, anksiyete gibi veya stres gibi kısa süreli ve yoğun egzersizler daha faydalı olabilir. Bu çok mantıklıdır. Ama genel manada bu tür egzersizleri siz sağlığınızı yerinde tutmak, bu tür hastalıklardan ister fiziki hastalıklar olsun, ister ruh hastalıkları olsun, bunlardan korunmak için yapıyorsanız bana göre bunun süresi çok mühim. Yoğunluğunun fazla olmasına şu şekilde katılmıyorum. Çok aşırı yoğun egzersizlerden kesinlikle kaçınmak lazım. Yani böyle Deli danalar gibi koşmak, kanter içinde kalmak hiç doğru değil. Mesela bazı hastalara soruyorum ben spor yapıyor musunuz diye. Bazılarının bana verdiği cevap şu. Evet hocam biz haftada arkadaşlarla beraber iki saat halı sahada top oynuyoruz diyorlar. Aman diyorum, sakın diyorum. Sen bundan vazgeç diyorum. Çünkü belli bir yaşın üzerinde hele de böyle 40'ı geçmişseniz bu halı sahada haftada bir iki saat topun peşinden koşturmak hiç doğru bir şey değil. Allah korusun. Sizi bir gün o halının üzerinde sırt üstü yatarken görebilirler. Egzersizin bana göre sevilerek yapılması ve uzun süre yapılması son derece önemli. Bu araştırmada ve daha önce yapılan araştırmalarda da çıkan sonuç genellikle tavsiye edilen süre egzersizler için haftada 150 dakika. Fakat bana soracak olursanız siz egzersizi sevmeye çalışın. Onunla iyi geçinin ve Göreceksiniz ki egzersiz yaptıkça yapasınız gelecek. Daha çok hareket etmek isteyeceksiniz. Ben bunu kendimden de biliyordum. Bundan 10-15 sene önce günde 10-12 bin adım atmayı kendime yeterli görürken ya yürüdükçe gördüm ki Allah da bana yardım etti tabii. Yürü ya kulum dedi, yürü Ahmet Rasim dedi. E ben de yürüdüm. Şimdi benim günlük ortalamam 15 bini bile geçti. 16 bin civarında. Ama... Ben bunu hiçbir şekilde zoraki olarak yapmıyorum. Severek yapıyorum. İşin püf noktası da zaten burası. Şimdi bu araştırmadan çıkan bir neticede şu, fiziksel aktiviteden en çok fayda görenler bir ruhsal hastalığı olanlar, gebeler, lohusalar, AIDS ve böbrek hastalarıymış. Ama genel olarak bakıldığı zaman bundan bütün kronik hastalığı olanların da genel nüfusunda egzersizlerden fayda gördüğü anlaşılıyor. Araştırmacılar bu sonuçları Fiziksel aktivite, depresyon, anksiyete ve psikolojik stres yönetiminde temel bir yaklaşım olmalıdır sözleriyle özetliyorlar. Bu çok doğru. Fakat şimdi siz diyeceksiniz ki ya bir egzersizin ruhsal hastalıklara iyi geldiği bilinmiyor muydu? Elbette ki biliniyordu. Ama sebep neydi bunun önemsenmemesinin? Şuydu, bu hastanın da işine gelmiyordu doktorun da. Neden? Çünkü hasta istiyor ki ya böyle hayat tarzını düzenlemek, onun konforundan vazgeçmesi keyfinin kaçması gibi bir şey. Oysa ona siz bir hap verip bunu iç dediğiniz zaman bu hastanın çok kolayına geliyor. Hani egzersiz yapmak, işte beslenmeye dikkat etmek vesaire insanlar için biraz sıkıcı. Aynı şey doktor tarafı için de geçerli. Çünkü reçeteye bir ilaç ismi yazmak ve bunu şu kadar şu şekilde yut demek çok kolayken hastaya egzersiz tarif etmek, bunun faydalarından bahsetmek bunun yanında hayat tarzının ne kadar önemli olduğunu anlatmak biraz zaman ister. Bu tabi hastanın olduğu gibi doktorun da işine gelen bir durum değil. Egzersizin ilaçlarla kıyaslandığı zaman maliyetinin düşük olması hatta hiç olmaması, bilinçli ve doğru yapıldığı takdirde yan etkilerinin bulunmaması ve Ruh sağlığı yanında bildiğiniz gibi genel vücut sağlığı içinde, kalp damar ve kemik sağlığı içinde çok önemli faydalar sağlaması önemli. Şimdi egzersiz bu kadar Metiyeler düzdük diye ilaç tedavisinin ve psikoterapinin faydasız uygulamalar olduğunu, zararlı olduğunu elbette ki söylemek istemiyoruz. Bunlar doğru hastada doğru şekilde uygulandığı zaman mutlaka son derece önemli tedavi yöntemleri. Ama şunu da unutmamak lazım ki ruhsal hastalıkların tedavisinde sadece ilaç ve psikoterapi değil egzersiz de çok önemli bir tedavi yöntemi olarak bilinmeli, hatırlanmalı ve hastalara tavsiye edilmelidir.